Yine bir Franchise Dünyası programımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz sektörümüzün duayenlerinden, sektörümüze yön veren, çok uzun yıllardır Ufrad'ın içerisinde çok çeşitli görevler edinmiş bir dostumuz, bir arkadaşımız, bir abimiz İlhan Erkan. İlhan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Evet. Bu programda olmak güzel. Teşekkür ederiz. Katkılar franchise dünyası adına, franchise camiasına seyredenlere ciddi katkılar sağladığını düşünüyorum programın. O çok yüzden katılım buraya beni şey yaparak, davet ederek konuşma imkanı sağladığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi İlhan Bey, biz sizinle uzun yıllardır beraberiz. Sizi çok iyi tanıyoruz fakat sektörümüzde sizi daha iyi tanımak isteyenler vardır mutlaka. Özellikle sektöre yeni girmiş kişiler sizi bir tanısın. İlhan Erkan kimdir, neler yapmıştır? Sizi bir dinleyelim sizden. İlhan Erkan eski bir akademisyenim. Yani 1981 yılında başlayan akademik yolculuğum, üniversiteyi bitirmeyle başlayan süreçte. Önceleri Marmara Üniversitesi, daha sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin değişik görevlerde, öğretim görevlisi olarak görevlerde bulundum. Ta ki sektörden gelen bir talep üzerine, o zaman bir Amerikan markası Türkiye'de yapılanmaya yönelik bir şeyi vardı. Deneme için bir yurt dışında, İngiltere'de beni bir eğitime ikna ettiler. O sayede franchising'de tanıştım ve sektörün dünyadan nereden nereye geldiğini ve doğruların ne olduğunu ve Türkiye'deki yapılanmada neler yapılacağı ile ilgili ilk şeyim başladı. Bu tabii ki burada söylemekte bilmiyorum. Önümüzde bir şey yoktur. Herhalde Burger King'in yapılanma sırasında. Sene kaç? 1995-4 yılında TAP Gıda'yla tanıştım. TAP Gıda o zaman o süreçte sanıyorum 4 kişiydik. Ve eğitime girdikten sonra da bu sektörü veyahut da tanıdığım gelişme imkanı olan bu sektörü bana katacağı değerlerini düşünerek markanın yapılanması içerisinde görev aldım. Eğitim aldıktan sonra. Böyle bir olunca akademisyenlik o dönemden itibaren sonlandı. Hayatım ondan sonraki süreçte hep franchise camiası ve franchise sektöründe gerek değişik görevlerle bulunduğum, operasyonculukla başlayan süreçte deneyimler kazandım. Türkiye yapılanması sırasında markanın görevleri aldım. Daha sonra da sanıyorum franchise vermeye yönelik bir sub franchise vermeye yönelik markanın düşüncesiyle beraber franchise departmanının kuruluşunda görev aldım ve ilk franchise müdürü olarak sektöre merhaba dedim. Evet. Yaklaşık 30 senedir sektörün içerisindesiniz maşallah. İlhan Bey, peki franchise sektöründe Türkiye'de gelişimini nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de şöyle bir tanım yapmak veya tanımlama yapmak veya tespitte bulunmak isterim. Bir kere biz Türk insanı olarak her şeyi bilen bir toplumda, her şeyi bilen insanlara sahip bir toplumuz. Çok girişimciyiz ve her şeyi biliyoruz. Yani bilmediğimiz her konuda da bilgiliyiz. Bizim bu sektörde markalarımıza veya sektöre zarar veren veya geliştiren hem fırsatları hem de avantajlar hem de dezavantajları sağlıyor diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de girişimciliğimizin getirmiş olduğu inovatif düşünceyle Türkiye yaklaşık 3000 tane markaya sahibiz. Yaklaşık yeni yaptığımız dernek olarak yapılan Ufrat'taki arkadaşlarımızın, öğrenci kardeşlerimizin katılımıyla yaptığımız çalışmalarda da elde ettiğimiz bazı verilerde 60 bine yakın bu markaların 3000 markanın şubesinin olduğunu,
yine 250 binden fazla çalışan bu sektörde istihdam edildiğini, çalıştığını, bu sektörün yaklaşık ülkede 50 milyarın üzerinde ciro ürettiğinden bahsederek bir giriş yapmak isterim. Ben bu girişten sonra en önemli şeyi bir sektörümüzde, Türkiye'deki markaları bugün konuşmada aslında bunları konuşmak isterim sizinle. Tabii ki sorularınızı da farklı yerlere doğru götürebiliriz ama markalarımıza yönelik bazı önerilerimizi, franchise almak isteyen kişilere yönelik bazı önerilerimizi ve de daha sonra da ilk defa yeni partnerimizle düzenleyeceğimiz franchise fuarının markalara kattığı değerleri konuşmak isterim. Tabii ki. İzninizle. Estağfurullah. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir açacak olursak, şu an siz belirli bir firmada çalışmıyorsunuz, danışmanlık yapıyorsunuz. Ne yazık ki şu an derneğimizin üyesi olmayan, sokakta emlakçılık yaparken veya başka işler yaparken danışmanım diye çıkan insanlar var. Ve bunlar firmaları yanlış yönlendiriyor. Yanlış yönlendirmeler sonunda maddi manevi kayıplar oluşuyor. Bununla ilgili biraz sohbet etmek istiyorum sizinle. Ne düşünüyorsunuz? Neler yapılabilir? Neticede UFRAT sektörün tek derneği. Bu sektöre yön veren bir dernek olarak bu danışmanlarla neler yapılabilir? Nasıl yönlendirebiliriz? Ne düşünüyorsunuz? Fikriniz nedir? Tabii giriş cümlemde aslında onun mesajını verdim. Çünkü biz her şeyi çok çabuk ve çok biliyoruz. Aslında bilgi öyle bir geniş alanlarda entelektüel yapıya sahip olup markalara yön verebilecek kadar dolu olmadan ben bu işi biliyorum, danışmanlık yapabilirim demek kolay olmadığını düşünüyorum. Yine biz yaklaşık işte 99 yılından beri UFRAT'ta yönetim içerisindeyim. Çok değişik arkadaşlarla, çok değişik sektördeki insanlarla, çok değişik paydaşlarla tanıştık. Doğan, gelişen, hatta tam doğma aşaması, büyüme aşamasında yok olan çok markaya şahit olduk. Bunların hepsinin arkasında bu çünkü kendisini çok bildiğini iddia eden akıl vardı. Maalesef insanlar çok şey bildikçe ne kadar çok şey bilmediğini öğrendiği bir sektör, bizim sektörümüz. Her markaya, her sektörün alanlarına yönelik ayrı çözümlerin, ayrı bilgi ve donanımın gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, evet bir emlak veyahut da başka bir alanda kendisinde bir şirketin bünyesinde ilgili departmanda görev yapmış olan kişilerin danışmanım diye markaları tehlikeye doğru, tehlikeli sulara doğru ittiklerini, oraya doğru yönlendirdiklerini görüyoruz ve gerçekten bundan ben de büyük üzüntü duyuyorum. Ama bunun altında, arkasında yatan önemli bir kavramın, önemli bir fikrin şu olduğunu düşünüyorum. Çünkü marka sahiplerimiz de her şeyi biliyor, her şeyi bildiğini düşünüyor. Burada en büyük tehdit, en büyük sıkıntı buradan geliyor. Onlar için, bazı markalar için, gelişmekte olan markalar için markalarının satılmasını, satış ayağının öne çıkartılmasını ve o danışman kişi veyahut da kişilerin bu yöndeki bir network'ün olduğuna inanarak onlara doğru yönleniyorlar. En büyük tehlike bana göre burada yatıyor. Benim bu zamana kadar elde ettiğim veriler veyahut da felsefem veya prensiplerim şu yönde. Ben asla ve asla bir markanın satılmasının, satılma kavramının franchise sektöründe konuşulmasının doğru olmadığına inananlardanım.
Çünkü franchise markaları kendi franchise'sine satış yapmazlar. Satış başka bir kanaldır. Franchise ilişkisi bir aile, evlilik ilişkisi gibi tanımlanabilecek kısma girmesi gerekir. Bu anlamda da yani bu danışman arkadaşlarımızın veya yapmak isteyen arkadaşlarımızın kendilerini gerçekten sektörde doğru yere doğru kanalize etmek istiyorlarsa, bir şey yapmak istiyorlarsa önce derneğimize gelip derneğimizle tanışmaları, sektörün genel kavramlarını, sektörün genel uygulamalarını, heyecanlarını, dünyadaki olan bitenin bizim dernekteki ilgili değişik görevleri yapan arkadaşlarımızın paylaştığı bilgilerden faydalanarak sektöre öyle açılması gerektiğini inananlardanım. Bunu söyledikten sonra asıl kısımda da yani ben tabii ki danışmanlık yapan arkadaşlar markalara zarar veriyor olabilir. Bunun en büyük suçlusunun marka sahipleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar için franchise satışının yöntemi bu. Bana göre değil ama onların tanımladığı bu. Çünkü franchise satışı değil, franchise ilişkisi aile bütünlüğünün sağlanmasıdır. İletişimin devamlı kurularak sürdürülmesi gerektiğidir franchise ilişkisi. Biz bu süreçte geçtiğimiz yıllarda çok örnekler yaşadık. Moda olan bir yıl biliyorsun siz de. Şeyler oldu, sektörler oldu. Bunun içinde şekerciler oldu. Yakın eskiden gidiyorum. Şeyler, mısırcılar oldu. Herkes tabii mısır kuyruklarına girdi. Arkasından bir anda Türkiye'de lokma patladı. Herkes evet, lokmacı oldu. Yani şimdi bambaşka yere doğru gidiyor. Yani sektörün diğer şimdi paydaşları, yürüyenlerin isimlerini söylemek belki o arkadaşlara rencide etmek istemem. O yüzden o sektörün ismini vermek istemiyorum ama moda olan işletmelerin franchise sürecinin yanlış olduğuna inanıyorum. Bunların da tabii ki gününü kurtarmak ve o günde bulabildiği kişilere franchise verme düşüncesinden düşüncesiyle yola çıktıklarını düşünüyorum. Halbuki franchise ilişkisi minimum 5 yıl süreyle başlayan, ki bana göre dünyada ciddi markalar 20 yılla tanımlarlar ve 20 yıllık bir iş ilişkisini tanımlarlar. Burada da en önemli unsurlardan bir tanesinin franchise alana franchise verenin, yani franchisor'un franchise'sine, peki ben onlara işletmeci yatırımcı diyorum, İşletmeci yatırımcılara kazandırabilen modellerini sunuyor olması markaların ve bu markaların danışmanlığı yapan arkadaşların da kendi içlerinden isimleriyle değil, markanın kendi kimliğiyle iş ilişkisini sürdürmesi gerektiğine inanıyorum. Benim danışmanlarla ilgili hem yorumum hem de sektörü bakış açım bu. Yani kesinlikle doğru, size katılıyorum. Burada tabii franchise veren markaların da hataları var. Biz çok firmayla karşılaştığımız zaman oldu. Her şeyim hazır, gelsin bir franchise danışmanı benim ürünlerimiz veyahut da benim hizmetimi satsın düşüncesinde. Bakıyorsunuz zaten hiçbir şey hazır değil. El kitabından bilmem nesine kadar hiçbir şey hazır değil. Fakat onun da niyeti zaten bir an önce bir şeyler satılsın, nakde döneyim. Belki son bir fikir bulmuş, o fikirle artık kendini kurtarmaya çalışıyor. Bilinmez. Aynı kafada bir franchise danışmanı olduğu zaman, yani ona bir franchise danışmanlığı değil de satıcılık yapmak istediği takdirde, satış danışmanlığı. Evet. O zaman işte Edi ile bir buluşuyorlar ve ne yazık ki franchise alan mağdur oluyor. Doğru. Onu çok alan, doğru, yatırımını yapan, hele işte yani hep tabir vardır ya, kulunun eşinin bileziklerini satıp da buna yatırım yapan çok aile bundan ciddi anlamda mağdur oluyor. Bunları, çok doğru. Başta bunları, zaten yani yelekse yelek, gömlekse gömleğin, düğmenin baştan ilk iliklenmesi çok önemli. Tabii. Doğru iliklenmediği sürece baştan, hep baştan yanlışa doğru gider. İstediğiniz kadar iyi niyetli olun, o düğmenin ilk baştan doğru iliklenmesi gerekiyor. Bu da bana göre doğru franchise sistemi kuran markalar için
ciddi bir ilki olduğunu düşünüyorum. Yani başlangıcın doğru. Çünkü yerli markalarda, özellikle Türkiye'deki markalarda çok ciddi bir hata şuradan başlıyor. Kopyalamayla başlıyor. Biz evet Türkiye'de uluslararası markalar sektörde çok ciddi lokomotif görevi yaptı. Bizler oradan öğrendik. Ben akademik yaşamımın dışında çok fazla şey öğrendim. Ama bizim muhakkak ve muhakkak markaların bu kopyacılıkla başlayan süreçte kopyalanması gereken aslında paylaşılabilecek bir konseptin, aşkın, ruhun veyahut da değerlerin, hassasiyetin, eğitimin kopyalanması veya onun geliştirilmesi gerektiğine inandığım için bunun bu şekilde olması gerektiğine inanıyorum. Yani markalarda o düğme bu anlamda çok önemli. Markalar franchise vermeye hazır mıyız çok iyi sorgulaması lazım. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi bir yığın eksiklikleri var. Bir kere önce konsepti paylaşabilecek bir konsepti var mı? Pazarı var mı? Bu pazar yalnız kendi lokalindeki pazar değil de kendi pazarın dışında müşterilerine hitap edebilecek bir pazarı var mı? Lojistik desteği sağlayabiliyor mu? Ben bu anla ilgili, markamla ilgili büyümeye yönelik planlarım var ama ben lojistik destek sağlayabilecek yatırımları veyahut da çalışmaları yaptım mı? Bunu klonlayabilir miyim? Yani büyütebilir miyim? Geliştirebilir miyim? Herkes kullandıracak, üçüncü taraflara kullandırabilecek güçte miyim? Geri dönüşüm yatırımcıları mutlu ediyor mu, tatmin edebiliyor mu? Onun üstünde bir başka daha önemli, benim sermayem bu büyümede yeterli mi? Bunun altının muhakkak yerli markaların çizmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü franchise ilişkilerinde temel anahtar güvendir. Bu güvenin sağlanması için de açık iletişimin gerçekleşmesi lazım. Biz franchise alanlara gerçekten onların başarılı olması için onlar kadar, onlardan daha fazla çalışıyorsak o marka ile ilgili başarılı olacaklarına inanıyorum. Destek tümüyle her türlü tanımlayabileceğimiz destekleri veriyor olmaları lazım. Eğitim sisteminin ekibini yetiştirme, yönlendirme ile ilgili uygun olması gerektiğini, hazırlanması gerektiğini inanıyorum. Denetim yapısının olmazsa olmaz olduğunda bildirmek isterim. Sektörle ilgili yol alacak firmaların hata yapmadan düğmesini doğru ilikleyebilmesi için. Yani Türkiye'de ne yazık ki markalarımız altyapısı hiç oluşmadan işte bir yola çıkalım da kervan yolda düzelir mantığıyla hareket eden, hiçbir Ar-Ge yapmayan, dolayısıyla ki birçok markayı da görüyoruz, 5 senesini doldurmadan batıyor gidiyor ve franchise'lerini mağdur ediyor, ortada kalıyorlar. Çok doğru. Dolayısıyla bu ve buna benzer çok 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 örneklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili ciddi çalışmaların yapılması lazım. Bunu yapacak olan da yine derneğimizdir. Bir şey de yani bu markaların, yani biz aslında bu yapılanma aşamasında UFRAT olarak ciddi derecede bir hizmet sunuyoruz herkese. Evet. Franchise alanlara, verenlere elde ettiğimiz tüm bilgileri paylaşıyoruz. Düzenlediğimiz seminerlerle, yuvarlak masa toplantılarımızla, akademimizle değer katmaya çalışıyoruz. Burada değer katarken tek düşüncemiz markalarımızın gerçekten dünyanın diğer ülkelerinden ülkemize gelen markalar kadar onlardan daha güçlü olarak ülke sınırları dışarısına çıkarak kendilerini ifade edebilmeleri. Bunun için de altyapısını gerçekten geliştirmeleri gerekir. Bunun için de ben yatırım yapmak isteyenlere bir en önemli şeyim, uyarım da şu: muhakkak ve muhakkak dernekten destek alsınlar ve de marka sahipleri için de franchise fuarlarının çok önemli olduğunu, bizim yaptığımız fuarlarda da markalara değer kattığımızı, orada ciddi pazar oluşturduğumuzu, bu yeni TÜYAP'la beraber düzenleyeceğimiz fuarlarda da altyapı hizmetinin sırf fuarla sınırlı olmadığını, katılımcı arkadaşlarımızın o hizmetleri çok daha uzun süreler firma tarafından kendilerine verileceğini biliyor olmaları lazım ki markalarını bu arenada
değişik, hiç ulaşamadıkları pazarlarda tanıtma imkanına sahip olsunlar. Tabii tabii, doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii biraz da Ufrat'ı konuşacağız ama ondan evveliyatında şunu söyleyeyim. 2004 yılında Ufrat'a geldiğimden beri her zaman desteğini görmüşümdür İlhan Bey'in. Ki Franchise Dünyası dergisini çıkartırken ekibimizle birlikte bizi evinde çok zamanlar ağırlamıştır, sağ olsun. Çok konularda bize destek olmuştur. Bugün dergimizin neredeyse 20 yıldır çıkartıyorsak İlhan Bey'in çok ciddi katkıları vardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İlhan Bey derneğimizde son derece faal bir yönetim kurulu üyesi. Her zaman işte bize verdiği destekler gibi fuarlarımızda seminerleri düzenler, birçok faaliyetler yaparlar. Şehir dışındaki konuşmalara giderler. Her zaman aktiftir derneğimizin içerisinde. O yüzden derneğimizi en iyi anlatacaklardan biri de İlhan Bey'dir. İlhan Bey'den biraz derneğimizi dinleyelim. Vallahi şöyle, bu da böyle bir dernek, tabii Türkiye'de böyle bir yapılanmada başka derneğin olmadığını söyleyerek başlamamız lazım. Çünkü hangi STK olursa olsun hepsinin ilçe, il ve ilçe örgütleri, örgütlenmeleri var. Ufrat Türkiye'deki tüm franchise sisteminin üst çatısı. Bu anlamda üzerimize düşen çok fazla sorumluluklar var. Gerek başkanımız Mustafa Hoca ile başlayan süreçte bizi öyle motive ederek çalıştırıyor ki biz de o aşkla, ondan aldığımız şeyle, motivasyonla buraya, derneğe değer katmaya koşulsuzca sürdürüyoruz. Ben öncelikle şunun altını çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Ufrat hem düzenlediği, destekçi olarak düzenlediği fuarlarla sektör bambaşka, franchise sektörünü bambaşka yere taşıyor. Ortakları farklı olabilir. Yine sizin Franchise Dünyası ki programımızın ismini taşıyan derginizle, ki o başından beri oraya bir köşe yazmaya çalışıyorum. Sağ olun. Sektördeki bazı haberleri, bazı paylaşımları diğer paydaşlarla yürütüyoruz ama derneğin en önemli unsuru bizleri bu sektörde bir araya getiriyor olması ve de diğer STK'lardan en çok ayrılan kısmımızın da Türkiye'de mevcut tüm sektörleri barındırıyor olması. Evet. Gıdadan tekstile, mobilyadan inşaata, hastaneden eğitime, eğitimden akaryakıta. Yani sayabildiğimiz her sektör franchise sektörün uygulama alanı. Evet. O yüzden bazı markalar, uluslararası markalar kendileri franchise olmalarına rağmen ülkemizdeki bu franchise örgütlenmenin içinde bizim yanımızda olmalarını, onların da bizim şemsiyemiz altında bize bizle beraber yürümelerini de bu arada mesaj olarak vermek isterim. Evet, biz dernek olarak az önce söylediğiniz neler yapıyoruz? Çok ciddi şeylerimiz var, eğitimlerimiz var. Bir kere düzenlediğimiz fuar bambaşka bir akademik çalışma gibi. Yani orada biz fuar müddetince düzenlediğimiz seminerlerle hem katılımcı firmalara yararlanabileceği değerler aktarmaya çalışıyoruz. Ki bazı arkadaşımız mesela bu sektörde kendi yönetim kurulundaki bir arkadaşımızın geçen seneki konuşması çok hoştu. İşini batıran insandan hata yapmama taktikleri, yani minareden düşenden minareden düşmemeye yönelik tavsiyeler şeklinde geçmişti. Tecrübelerimizi, yaşadığımız deneyimleri ve tecrübelerimizi aktarabilme imkanı sağlıyoruz markalara. Onun dışında biz franchise fuarlarını bir günlük, iki günlük olarak algılamadığımız için, öyle kurgulamadığımız için 4 gün yaşanan, her gün gelinmesi gereken ve her gün ayrı bir bilginin alınabildiği seminerler şeklinde hiçbir akademik çalışmada olmayan konularla doldurup gelen
katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize sunuyoruz. Ziyaretçilerimize nasıl franchise alınırdan başlıyor. Az önce nasıl hatalar yapılmaması gerektiğini de konuşuyoruz. Onlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Yani hiçbir yerde parayla ulaşamayacağı bilgileri orada onlara hap şeklinde sunuyoruz. Bu derneğin birinci fuarla ilgili verdiği destek. Onun dışında akademik franchise akademimiz var. Franchise akademimizde markalara gerçekten az önce belirttiğiniz gibi sektörde kulaktan dolma bilgisiyle danışmanlık yapan insanlardan değil, derneğin akademisine gelip de buradaki bazı bilgilerle donanarak markalarını doğru yolda, doğru otobanda, doğru hızda yürüten bir arabaya sahip olmalarını anlatmaya çalıştığımız sektörün tüm konularını içeren seminerler düzenliyoruz. Yuvarlak masa toplantılarımızda da dediğim gibi az önce çok ciddi konuklarımızı, üyelerimizi misafir edip onların diğer paydaşlarla, diğer üyelerle daha iyi kaynaşmasını ve onlarla tanışmasını ve sektörel onların ilgi alanındaki konularda bilgilenmesini sağlıyoruz. Bu tabii ki diğer STK'larda bir alanda gıda ise gıda alanında, evet. Ne bileyim gastronomi ise gastronomi alanında olurken biz de az önce söylediğim gibi otelcilikte veyahut da işte Aydın Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi'nin türevleri, eğitim kurumları, ilk orta eğitim kurumları gibi tabii. Franchise sistemin içerisinde doğru uygulamaları yapan firmaların da burada neler yaptığını şeylerle misafirlerimize paylaşıyoruz. En büyük herhalde katkımız hiçbir yerde olmayan şeyler bu. Ve bunlarla ilgili de yani bizim diğer derneklerden yine STK'lardan biraz daha daha makul üyelik bedellerimiz var. Ben sisteme girebilecek franchise sektöründe var olabilmeyi düşünen herkesin, marka sahiplerinin franchise vermeseler bile bizim bu oluşum içerisinde, derneğimiz içerisinde nefes almalarını onlara tavsiye ederim. Tabii yani bu çatının altında olmaları onlara çok ciddi avantaj sağlayacak. Çünkü bu dernek World Franchise Council üyesi, bu dernek Avrupa Franchise Birliği üyesi. Dolayısıyla yurt dışı açılımı yapmak isteyen franchise versin vermesin bu sektörün içerisinde olsun veya olmasın. Ufra'da yakın olması, Ufra'nın içinde olması onlara çok büyük avantaj sağlayacak. Çünkü bir yerde Türkiye'nin yurt dışına açılan kapısı diyebiliriz Ufrat için. İlhan Bey, peki... Süremizle ilgili şeyimiz var mı? Yok, yani süremizle ilgili bir sıkıntımız yoksa, yok. Bence bir de burada şeyi de sorgulamak veya altını çizmek, incelemek veya biraz konuşmak isterim. Franchise alanlar da bu derneğin internet sitesini, bu derneğin üyelerini, bu derneğin değerlerini, eğitimlerini takip etmesi lazım. Kesinlikle. Çünkü franchise almak da vermek kadar önemli kısım. Yani hangi markadan franchise almalı, hangi sektöre yatkın olduğunu, hangi sektörün kendisine daha veyahut hangi markanın kendisini daha doğru yönlendirebileceğini ancak ön araştırmasıyla bulur. Yani bu moda, ben bunu yapabilir miyim, ben diye sorgulamadan önce modayı bırakalım ama bu sorgu kısmında şeylerin, yatırımcı adaylarının dernekle tanışıp veyahut da bizim dergilerimiz veyahut da diğer paylaştığımız bilgilerle beraber kendilerini buradan donatması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en büyük yapılan hata bu. Moda veyahut da o önerdi, o söyledi diyerek belli markalara yanlış hizmet alamayacağı veya kendisine uygun olmayan markalara doğru gidebiliyor. Franchise vermek bir satış şekli değil demiştik konuşmamızın evet, başında. Evet, bence değerleri paylaşabilme yeteneği olan, bununla ilgili destekleri olan, kendisini sahada, uygulama alanında, pazarda yalnız bırakmayacak, her an arkasında hissedebileceği markalara yönelik düşünmesi lazım.
Onları yatırım yapabilecek kalemlere olarak algılaması lazım. Bir de burada çok önemli kısımdan bir tanesi, acaba alacağım markanın finansal yapısı beni ileride bu yolculukta yalnız bırakabilecek kadar zayıf mı kısmını çok iyi incelemesi lazım. Ben bir markaya yatırım yapabilirim. O marka gerçekten kendisini sırf franchise vererek büyüyor ise, tehdit unsurları barındırdığı için kendisine özgü işletmelerinin olmaması pazarda hemen şapkasını başka yere koymasıyla şekillenecek pazarlara veyahut da sıkıntılar yaratacağını düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Bundan dolayı da franchise almak, franchise vermek kadar önemli. Bu hususlara çok fazlaca bizi izleyen varsa veyahut da bizi izleyen kişiler veya marka sahiplerinin bu konudaki hassasiyetlerini asla ve asla elden bırakmaması gerekir diye düşünüyorum. İrem Bey, tespitiniz çok doğru. Özellikle bizi franchise alanların seyrediyorlarsa onlara mesajımızdır bu. Franchise almadan evvel Ufrad'ın sitesine girin bir bakın. Ufrad üyesi mi? Çünkü biz Ufrad'a herkesi üye yapmıyoruz. Ufrad'a üye olabilmek için 40 tane şeyden geçiyorlar, testten geçiyorlar. Yani sermayesi güçlü mü veyahut da işte geçmişinde bir sıkıntı yaşamış mı, şu mu bu mu? Açıklık, dürüstlük, evet. Yani dolayısıyla Ufrad üyesi ise zaten biraz daha rahat olup o firma ile iletişime geçebilirsiniz. Ama diğer taraftan dışarıdaki bir firma ne olacağı belli değil. Nasıl bir riskle karşılaşırsınız? Paranız nereye gider? Bilinmez. Dolayısıyla bununla ilgili olarak da Ufrad'ı takip etmeniz, franchise alacağınız firmanın Ufrad üyesi mi değil mi diye sorgulamanız çok önemli. İlhan Bey, neler yapacağız bundan sonra? İlhan Erkan olarak. Ben tabii uzun yıllar sektörde markalar içerisinde bulundum. Bir ara danışmanlık yaptım ama tekrar Türkiye'nin en büyük örgütlenmesi, en büyük franchise zincirinin içerisinde yöneticilik yaptım. Evet. Buradan aldığım bilgiler özellikle beni pandemi döneminde çok yıprattı. Ülkede herkesi yıprattığı gibi. Şirketten ayrıldıktan sonra, kurumsal firmamdan ayrıldıktan sonra, Tapgıda'dan ayrıldıktan sonra kendimi biraz daha böyle dinlenmeye yönelik ve biriktirmeye yönelik süreçte buldum. Ve mutlu olduğum ve çok mutlu olduğum bir süreci geçiriyorum. Evet, ben franchise danışmanlığı yapıyorum. Ama benim ilke ve düşüncelerim az önce bu konuşmamızda sunduğum hatlar içerisinde oluyor. Yani ben herkese franchise danışmanlığı yapmak istemiyorum. Çünkü ben franchise danışmanlığını satış danışmanlığı olarak tanımlamıyorum. Franchise danışmanı olan kişiler, kurumlar, şirketler o markalara değer katması lazım. O markaları yol haritasında hata yapmaması, çıktığı kulvarda kullandığı araç neyse, bisikletse, otomobilse, traksa, nasıl kullanması gerektiğini, nereden nereye doğru gitmesi gerektiğini tanımlaması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde franchise sistemi güvene dayanmadıysa, karşılıklı güvene dayanmıyor ise yürüyemeyeceğine göre danışmanlık yapan firmalarında bana göre markaların içerisinde değer yaratan olması gerekir. Ben İlhan Erkan olarak bu şekilde düşünüyorum. Bu şekilde düşünebildiğim paydaşlara, arkadaşlara, firmalara belki danışmanlık gibi, abilik gibi yol gösterebiliyorum. Ve bu süreçte de en büyük, bana göre en büyük motivasyonum da az önce konuştuğumuz gibi dernek içerisindeki derneğimizin, sektörümüzün gelişmesi için katkılarımız oluyor. Ben danışmanlık, evet, şayet marka benim üzerime yapışmayacaksa ben varım. Çünkü ben bir danışmanın markanın önüne geçmesini kabul etmiyorum. Muhakkak ve muhakkak markalar önemlidir.
danışmanlar arkada köprü görevini yürütmeli, kendi iç yapılanmasını, doğru yapılanmasını sağlamalı ve biz bayrağımızı o arkadaşlara vermeliyiz. Danıştıkları zaman onları doğru yönlendirebilmek misyonuyla beraber. İran Erkan olarak ben hayata ve sektöre, sisteme bakış açım veyahut da davranış modelim bu şekilde. Evet. İlhan Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, konuğumuz olduğunuz için. Bu haftaki konuğumuz sektörümüzün duayeni İlhan Erkan Bey'di. Kendisiyle çok keyifli bir sohbette bulunduk. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. İnşallah ileriki zamanlarda tekrar bir araya geliriz. Kendisini konuk ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz yani de dernek teşekkür ederim. Çatısı altında yapılan her türlü faaliyette yol gösterici olmak veyahut da değer katabilmek görevimiz. Yani bununla ilgili sizin de bu program dolayısıyla verdiğiniz hizmetler için ben de dernek üyesi olarak, yönetim kurulu üyesi olarak ben de size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.